Adalet Bakanı ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sadullah Ergin, İskenderun'da gazetecilerle bir araya geldi. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti ile Hatay Basın Kulübü'ne ziyaretlerde bulunan Ergin, gazetecilerle kahvaltı yapıp soruları cevapladı. İskenderun'un İskenderun adını taşıyan bir üniversiteyi hak ettiğini müjdeleyen Ergin, bu temelin kendisine nasip olmasını temenni etti. Basın mensupları, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün kahvaltımızı İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nde birlikte yaptık. Daha önce de bu salonda, avluda sizlerle değişik sohbetlerimiz olmuş idi. Bugün karşınızda Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bulunuyorum. Bu şehirde 11 yıldır Hatay Milletvekili olarak görev yapmaya çalıştım. Bu 11 yılın 6 yılı AK Parti Grup Başkan Vekili olarak parlamentoda yoğun olarak geçti. Son 5 yıl ise malumunuz Adalet Bakanlığı'nda bu görevi ifa etmeye çalıştım. Tabii 11 yılda Türkiye çok değişti, Türkiye çok gelişti. Buna paralel olarak da Hatay'ın geçmişten gelen alacaklarını tahsil etmek suretiyle de Hatay 11 yıl öncesine göre inanılmaz bir mesafe kat etti. 11 yıl önce bizi Ankara'ya gönderdiğinizde Hatay'ın geçmişten gelen alacaklarını da tahsil etmemiz noktasında bize bir talimatı oldu seçmenin. Bu 11 yıl içerisinde Hatay gerçekten ilkleri, enleri kazandı. Bu anlamda havalarımız yoktu. Şimdi son 6 yıldır gayet iyi çalışan, performansı yüksek bir havalarımız var. 11 yıl önceye göre bugün Hatay'da Büyükşehir'den sonra 15 ilçe oldu. Bu 15 ilçenin bugün 13'ünün yolları duble. Son iki ilçemizin de yollarının duble olması için ihaleler yapıldı. Birinin inşaatı başladı, öbürününki Ocak ayı içerisinde başlayacak. Dolayısıyla 15 ilçenin 15'i de duble yol oluyor. Bu Hatay için çok önemli bir kazanç. Bugün Hatay'ımız çok gelişmekte olan bir üniversiteye sahip. Mustafa Kemal Üniversitesi. İskenderun'da da fakülteler var, kampüsü var. Ancak hemen burada şunu ifade etmem lazım. Artık İskenderun kendi adıyla anılan müstakil bir üniversiteyi hak ediyor. İnşallah İskenderun'da İskenderun Üniversitesi kurmak da, buna vesile olmak da bize nasip olsun diye temenni ediyorum. Onun ötesinde Hatay doğalgazla buluştuğu süre içerisinde. Hatay'ın önemli merkezleri, büyük ilçeleri şu anda doğalgaz kullanmaya başladı. Sanayi doğalgazı kullanmaya başladı ve hava kirliliği konusunda ucuz temiz yakıt noktasında Hatay'da da bu imkanlar buluşuyor şu an. Tabii Hatay'ın en önemli sıkıntılarından bir tanesi özellikle Körfez Savaşı'ndan sonra İskenderun Körfezimizin eski aktivitesini kaybetmiş olması. İskenderun Payas 4 yol bandında çok önemli bir sosyoekonomik çöküntüye yol açtı. Körfez Savaşları. Ama artık şu anda bunu söylemek mümkün değil. İskenderun limanı özelleştirildi. Konteyner limanına dönüşme faaliyetleri büyük ölçüde tamamlandı. Her geçen gün daha da genişliyor, gelişiyor ve İskenderun'un canlılığına canlılık katıyor. İskenderun'a ilave katma değer yaratıyor. İskenderun limanı gerçekten hem İskenderun'umuza hem civar ilçelere, beldelere çok önemli katma değer yaratmaya başladı. Bu son derece sevindirici. Bu bölgedeki istihdamı, ticari potansiyeli arttırıcı çok önemli bir faaliyet oldu. Yine Hatay'ımız son yıllarda çok önemli sportif faaliyetler için altyapıya kavuşmaya başladı. İskenderun'umuzda yüzme havuzumuz, kapalı spor salonumuz bunlar faaliyete girdi. Şimdi gençlik merkezimiz bitmek üzere. Bununla beraber tüm ilçelerimizde önemli çalışmalar başladı. Olimpik stadın ihalesi yapıldı. Yine ilçelerimizde farklı ölçeklerde ilçenin büyüklüğüne uygun kapalı spor salonları ihale ediliyor. Yüzme havuzları yapılıyor. Gençlik merkezleri
kuruluyor. Bunlar son derece önemli gelişmeler. Hatay'ımızın Adağız Sarayları inşa edildi. İskender'in Adağız Sarayı gerçekten sadece Hatay'ın değil, Türkiye'nin en güzel Adağız Saraylarından bir tanesi oldu. Gıpta ile izliyoruz. Ve dört yolumuzda, Antakya'mızda, Altınözü'müzde, Reyhanlı'mızda, şimdi Kırıkhan'ın inşaatı hızla devam ediyor. Buralarda Abdiye Saraylarımız oldu. İnşallah olmayan birkaç ilçemiz var. Onların da yer tespiti ve ihale süreçleri işliyor şu anda. Bunun ötesinde bu şehrin temel altyapı ihtiyacı olarak eğitim kurumları, sağlık kurumları noktasında önemli açıkları vardı. Bunlar kapandı. İskenderun'da devlet hastanemiz hizmete girdi. Şimdi yeni ilave çalışmalar var. Dört yolumuzda yeni devlet hastanesi inşaatı için yer tahsisi yapıldı. Projesi şu anda ihaleye hazırlanıyor. İl merkezinde şehir hastanesi temeli atılmıştı bundan 4 ay önce. Şimdi kaba inşaatı neredeyse bitmek üzere. Önümüzdeki yıl Aralık ayında o da hizmete girecek. İlçelerimizde benzer çalışmalar devam ediyor. Hülasa Hatay'dan dışına hasta sevkini durduracak bu altyapı çok önemliydi ve bundan böyle Hataylı zorunlu olarak il dışına sevk olmayacak. Ancak keyif ve kederdir. İnsanların tercihi başka merkezler olabilir. Ona karışma hakkımız yok. Ama Hatay'da şu eksik, bu eksik diyerek hastaların il dışına sevk edilmesini inşallah sonlandırıyoruz. Bunlar çok son derece önemli çalışmalar. Tabii bizim bu şehirde en önemli hizmetlerimizden bir tanesi de Hatay sulama projeleriyle gerçekten Hatay'a şal atlatan tesislerle buluşuyor. Şu rakam çok önemli. 2002 senesinde Hatay'ın sulanabilir tarım arazilerinin sadece %16'sı devlet su işlerinin kurduğu tesislerle sulanabiliyordu. Sadece %16'sı. Şu anda Hatay'da Erzin Dört Yol ve Payas hattındaki sulama tesisleri bir ölçüde bitirildi. İlaveten Karaçay Barajımız yıllar yılı konuşulur idi. Şu anda önemli ölçüde inşaatı tamamlandı. 2014 içerisinde inşallah onu hizmete açacağız. Hizmete alınmakla beraber Samandağ ve Antakya'nın içme suyu sorunu çözülecek. Samandağ ile Antakya arasındaki tarımsal arazilerin sulama problemi çözülecek. Son derece önemli bir proje. Ayrıca enerji de üretecek. Ve fakat Hatay'ın kalbi durumunda olan Amik Ovası, tarımsal faaliyetler açısından. Amik Ovası kışın sel sularıyla boğuşur, yazında kuraklıkla boğuşur. Amik Ovası'nın bu sıkıntılarını izale edecek olan Reyhanlı Barajı proje olarak siyasetçilerin konuşmaktan korktuğu bir projeydi. Söylediğiniz bir şeyi yerine getirmek zorundasınız. Verdiğiniz sözü tutmak zorundasınız. O açıdan siyasetçiler bu konuya pek girmek istemezdi. Yatırım maliyeti çok büyük bir proje. Ama biz barajı ihale ettik. Şu anda inşaatı hızla devam ediyor. Ve bitim tarihini de ilan ettik. 15.05.2015 saat 15.15'te Reyhanlı Barajımız inşallah ovaya su bırakacak. Şiir gibi değil mi? 15.05.2015 saat 15.15'te. Sadece baraj gövdesi yapmıyoruz. Baraj gövdesiyle beraber ovaya yollar yapıyoruz. Arazi toplulaştırması yapıyoruz. İlaveten basınçlı kapalı sistem su hattı, sulama şebekesi döşüyoruz. Türkiye'nin dolgu tipi gövde barajı en uzun olan barajı nerede diye sorarlarsa hiç tereddütsüz Hatay diye cevap verebilirsiniz. 28 metre yükseklikte ve 11 kilometre uzunluğunda bir gövdeye sahip bir baraj yapılıyor. Şöyle canlandırmaya çalışayım. 10 katlı bir apartman yüksekliğini düşünün. Ve yan yana 11 kilometre boyunca 10 katlı apartmanları diziyorsunuz. Menene kadar. Bir set oluşturuyorsunuz. Kumlu, Reyhanlı arasında 450 milyon metreküp su rezerv kapasitesi var. Ne demek?
Bizim Yaseli barajımız var Altınözü bölgesinde. Yaseli barajının 48 ila 50 milyon metreküp su rezerv kapasitesi var. Yani 9 tane Yaseli barajını birleştirip yapıyoruz Kumlu Reyhanlı arasına. Amik Ovası'nın önemli bir kısmını selden koruyacak ve sulamasını sağlayacak. Bu proje Hatay çiftçisini gerçekten çağ atlatacak. Hatay'daki tarımsal üretimi ikiye üçe katlayacak bir proje. Bu projeler hayata geçiyor. Ne zaman? Karaçay 2014'te, Reyhanlı 2015'te, inşallah Menzelet projesi yani Maraş'tan gelen sudan 2016 gibi hizmete girecek ve Hatay'ın %16'sı sulanabilir iken tarımsal arazilerinin bu oran nereye çıkıyor biliyor musunuz? %90'lara çıkıyor. Bu Hatay açısından bir çağ açıp çağ kapatan bir faaliyet. Hatay çiftçisini gerçekten geçmişte çalışıp güneşin altında alın teri akıtarak ürettiği ürünün parasını TEDAŞ'a taşıyan, elektrik parası olarak ödemek zorunda kalan çiftçimize önemli bir imkan olacak. Ve bu Hatay'ın milli gelire katkısını arttıracak, Hataylı'nın gelirini yükseltecek çok önemli bir potansiyel. Ve Hatay'a, İskenderun'a, Payas'a, dört yola can katacak devasa çılgın projemize geliyor. Amanos dilerim. İskenderun'umuz Amanos'la Akdeniz arasında ince bir bant üzerinde kurulu. Bunu anlatmama gerek yok. Önemli ölçüde yerleşim alanlarından kurulu. Bugün İskenderun'da sanayi yatırımı yapacak bir karış arazi kalmadı. Payas'ta hakeza, dört yolda hakeza, Erzin'de hakeza. Buralar dolduğu için Osmaniye'ye gidildi. Osmaniye'de iki tane OSB kuruldu. İki tane OSB de doldu. Ama yatırımcının arazi ihtiyacı bitmedi. Şu anda Hatay'ımızın özellikle dört yol Erzin bölgesindeki Narenciye bölgelerini korumak istiyoruz. Hatay'ın sembolü olan Narenciye'nin ve Narenciye arazilerinin tahrip olmaması adına da yeni yatırım alanları açmak zorundayız. Bunun için uzunca bir çalışma sürecinden sonra karar verildi ve Amanos tünellerinin projesinin ihale edilerek Hatay'ın doğuya doğru, İskenderun'un doğuya doğru genişletilmesi, interlandının genişletilmesi için bir karar alındı. Ve bu karar İskenderun Limanı'nın özelleştirilmesiyle ilgili yapılan törende Maliye Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız ve benim de katıldığım toplantıda sizlere deklare edildi. Bu afaki bir söz değildi. Hemen çalışıldı ve projesi ihale edildi. İnşallah Şubat ya da Mart ayı içerisinde proje bitiyor. 2013'ün başında projesi ihale edilmişti. Şu anda güzergah ve teknik proje çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2014 yılı kazmayı vurup tünellere başlangıç yılımız olacak. 30 kilometrelik bir çalışma. Bunun 10 kilometresi dağın altından kapalı tünelle geçilen bölüm olacak. Ve 20 kilometrede bağlantı yolları tutuyor. Toplam 30 kilometrelik duble yol ile İskenderun'dan Amanosları doğuya doğru aşarak uçsuz bucaksız bir interland edinme imkanı oluşuyor. Tünelin çıkışından itibaren her türlü sanayi tesisinin kurulabileceği alanlar şu anda yatırım ajansı tarafından hazırlanıyor. Organize sanayi bölgelerinin çalışması yapılıyor. Dağın doğu yakasına rastgele bir tesisle yaptırtılmayacak. Tarım bölgeleri organize tarım bölgeleri olarak ayrılıyor, tespit ediliyor. Tarıma elverişli olmayan araziler ise organize sanayi bölgeleri olarak planlanıyor. İsteyen yatırımcı istediği yerden arazi alıp yatırım yapabilecek. Sanayiye uygun bölgeler tespit ediliyor, oraya sanayicilerimiz gelecek. Bu gerek İskenderun bölgesinde, gerek Kırıkhan Hassa bölgesinde çok önemli bir katma değer yaratacak. 10 Ocak basın çalışanları gününde İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nde bir kokteyl düzenleneceğini ifade eden İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aslan ise bu kokteyle Ergin'in de katılacağını hatırlatıp tüm basın çalışanlarını kokteyle davet etti. Arkadaşlar 10 Ocak basın çalışanları basın bayramında bizlerle beraber olacağını söyledi.
İnşallah 10 Ocak'ta burada arkadaşlarımızla birlikte güzel bir gecemiz olacak. Bizi onurlandıracak. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Ve çalışmalarına başarılar diliyorum Sayın Bakan. Ergin sona eren konuşmalarının ardından Anadolu Basın Kulübü'ne ziyarette bulundu. Anadolu Basın Birliği Başkanı Ahmet Erdoğan'ın karşıladığı Ergin, gazetecilerle sohbet edip soruları cevapladı. Gençliğin tekrar inşası bu hallere gelinmemesi için çok gayret sarf etti. Hülasa bugün gelinen noktada Türkiye naçar kalmış insanlara kapısını açmıştır. Ama bunlar içerisinde iyi niyetli olmayan unsurlarla da değişik platformlarda mücadelesini yürütmektedir, sürdürmektedir. Bunlarla ilgili bir takım tespitler olduğunda bunlar yakalanmışlardır, bunlar mahkemelere çıkartılmışlardır, tutuklananlar olmuştur. Bütün bunları görmezden gelirsek haksızlık etmiş oluruz. Biz burada mağdur, masum ve naçar kalmış insanlarla iyi niyetli olmayanları ayrıştırmak durumundayız. Şu anda Türkiye'de 600 bin civarında Suriye'den kaçıp sığınmış insan var. Sadece Türkiye'ye mi? Ürdün'e kadar gitmiş, Lübnan'a ne kadar gitmiş, diğer ülkelere ne kadar insan gitmiş. Peki bunlar Allah aşkına evini, yurdunu, bahçesini, bağını, köyünü bırakıp niçin çıkmışlar? Bunların hepsi eli silahlı, kötü niyetli kişiler midir? Bu tartışmayı gerçekten insan hakları çerçevesinde, uluslararası hukuk çerçevesinde yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Duygusal tepkiler, reflekslerle bir yere varmamız mümkün değil. Evet. Evet, paraşüt olmaz. Belki planlar falan bakarız yani. Bence de yani, güvenliği açısından senin de. Siz de yamaç paraşütü başladı, onun reklamını da yapıyorsunuz zaten. Tabii siyasi partiler seçmenin en çok beğenisini ve desteğini alacak isimlerle buluşmak isterler. Bu son derece doğal bir şey. Bunu AK Parti yaptığı gibi CHP de yapıyor, MHP de yapıyor. Ve her siyasi parti o seçim çevresinde en yüksek oyla seçimi almak isteyecektir. Siyasetin doğasında olan bir şey. Bu çalışmalar Türkiye genelinde yapılıyor. Sadece Hatay'a özgü, İskenderun'a özgü de değil. 81 vilayetin belediye başkan adayları belli oldu. Şimdi ilçeler masaya yatırılıyor. Genel merkezde onun çalışması var. Eli kulağında çok gecikmez artık diyeyim. Ama elbette ki bu süreçte heyecan var. Biraz stres var, gerilim var. Bunlar doğal şeyler. Bu açıdan biraz daha sabredersek İskenderun'umuzun en azından AK Parti belediye başkan adayıyla da buluşacağız. Ben bir soru sorayım. Ben sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Sayın Bakanım, Cumhuriyet Halk Partisi sizin seçimde en ciddi rakibiniz gibi görüyor. Ve CHP'de size karşı sağ kökenli bir aday üretme arayışında. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk sorum bu. İkinci sorum da biraz önce arkadaşımın sorusuna bağlantılı sormak istiyorum. Suriye, Türkiye silah ambargosu uyguluyor. En azından biz öyle biliyoruz. Fakat BM kayıtlarında da Suriye silah gitti, tonlar silah gitti ortaya çıkıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Evet, yine dair bir bulgunuz var mı? Bir. BM kayıtları. Şöyle, Suriye'ye silah gidiyor ama deniz yolu açık Suriye'de. Ve Kuzey Afrika ülkelerinden, Kuzey Afrika bölgesinden, farklı bölgelerden, deniz yoluyla farklı bölgelerinden Suriye'ye, karasal bölgelerden, güneyinden, batısından, doğusundan, çok farklı yerlerden imkanlar var. Bunların Türkiye üzerinden gittiğine dair bana bir tane müdeller bir şey getirirseniz bunu tartışırım sizinle. Girişimler olabiliyor ama bu girişimlerde Türk adaletiyle buluşuyor ve burada yanlış yapanlara hesap soruyor Türkiye. O açıdan bu noktada maalesef biraz bilgi kirliliği de var. Bir diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhafazakar seçmen tabanına dönük sıcak gelebilecek bir isim arayışı. Tamamen CHP'nin kendi tercihidir. Elbette ki biz nasıl kendimiz en yüksek oy alabileceğimiz bir aday arayışı içerisindeyiz. Bu tamamen CHP'nin kendi bileceği bir şey. Benim burada bir yorum yapmam şık olmaz. Her siyasi parti kendi politikasını kendisi belirler.